بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد محترم قردشلارم شرح المغنين حرف قسمين تصديق وايجاب صنفنا okumaya دوام أديورس. حروف التصديق والإيجابي. قوله حروف التصديق والإيجابي أي أيوة ومن أصناف الحرف حروف التصديق والإيجابي. تصديق دمك لما إيجاب دباك موجب قلما مثبت قلما. يعني بيرسي سنة بشيء دير. bir şey soruyor. Sen onun söylediklerini onaylıyorsun. Bir harfle onaylıyorsun. İ. Evet. Ecel. Naam. Artık neyle doğrulasan, neyle onaylasan, evet diyorsan. Hani Türkçe'de evet, evet, evet. Zeyd yanında mı? Evet. A işte bu evet Türkçe'de evettir. Arapçada acaba bu evetin yerine ne geçer? Hurufu tazdik ve eyve min esnafil harfi hurufu tazdik ve icabi ve hiye sittetun. Naam ve bela ve ecel ve ceyri ve in ve i bunların hepsi ne, ne denir? Hurufu tazdik tazdik etme. Yani onaylama, doğrulama evet kavluhu fe ni'me bu kavul şuru'un fi tafsiliha evet şuru'un fi tafsiliha mücmelen saydı altı tanesini saydı ve başladı bu sefer detaylandırmaya açıklamaya yani naam ne için kullanılır bela ne için kullanılır ecelu falan hepsini teker teker açıklamaya başladı fe li tasdiqil kelamil Müsbet, mucib, menfi değil. Yani cümle edat-ı ile olmayan bir cümledir. İşte mütekellim böyle bir cümle kurarak bir şey söylüyor. Sen ne yapıyorsun? Tezdik ediyorsun. Bunun kelamını tezdik ediyorsun. Li tezdikil kelamil müsbetin. Fil haberi. Tabi haberde. Haber cümleyi haberiye nedir? Yala, yalanlama ve doğrulama. Yalan olma ve doğru o çıkma ihtimalini taşıyan cümlelere denir. Biri dedi ki zeyt gelmiştir. Bu yalan da olabilir, doğru da olabilir. Madem yalan ve doğru ihtimalli ise o zaman bu cümleye ne denir? Cümle haberiye, cümle inşaye değil. Hani daha önce de e, fiil dersinde dedi ki inşa iki kısımdır. İnşa-i talabi vardır, inşa-i husuli vardır. İnşa-i talabi önsur Bak talap ediyorsun, yardım et. Sen bunu söylediğinde daha yardım yapılmamış. Ama inşa-i husuli lafızla birlikte mana ma var olan. Mesela diyorsun bi'tu sattım. İşte bu bi'tu inşa'dır aslen madidir, haberdir, ihbardır fakat onu madiden koparmış, sigay akıt kılmışız. Sigay akıt kıldık mı inşa oldu. Yani bi'tu mesela ben sen bir mali pazarlıyorsun benden. Ben de diyorum bi'tu sattım. A işte bu inşaattır, inşa-i husulidir, inşa talabi değil. Değil ki ben talep ediyorum. Öyle bir şey yok. Demek cümle-i haberiyede kelam müsbetse onun tasdiki için ne kullanılır? Na am kullanılır. Velit tasdikil kelamil menfiyi fil haberi. Demek, müsbet kelama da için gelir. Menfi konuşmaya da, menfi olumsuz konuşmaya da na'am tasdik için gelir. Ke qevlike na'am Mesela sen naam diyorsun. Sen muhatapsın. Naam diyorsun. Kime naam diyorsun? Limen kale kame zeydün. Kame zeydün diyene. Limen diyene. Limen kale diyene. Ne diyene? Kame zeydün diyene. Kame zeydün. A e buna ne diyorsun? Naam. Ev kale yahut limen kale lem yakum zeydün. Bu sefer cümle menfi. kelam menfi. Bu kelamı menfiye de yine naam tasdik için kullanılır. Peki naam diyorsun. Biri sana lem yakum zeydun. Zeyd kalkmamıştır. Geçmişte kalkmamıştır. Sen ne diyorsun? Naam doğrudur. Kalkmamıştır. Tasdik ediyorsun. Yani menfiyi tasdik ediyorsun. Kalkmamıştır. Eğer kame zeydun yine sen naam diyorsan yani kalkmıştır. Yani onun kelami menfi ise sen menfisini doğruluyorsun. Onun kelami müsbet müsbetse sen müsbetini onaylıyorsun. Neyse sen onu onaylıyorsun. Ey naam kame zeydun fi suretil ula. Eğer kame zeydun demişse sen de naam demişsen senin naamın şunun yerine geçer. Yani kame zeydünün yerine geçer. Yani sen ya kame zeydun dedin ya naam dedin fark etmez. Ve naam lem yakum zeydün. Bu sefer naamdan sonra lem yakum zeydün vardır. O da kime? Limen kâle lem yakum zeydün. Sana lem yakum zeydün diyene sen de onu tasdik ederek ne'am yani lem yakum zeydün. Burada lem yakum zeydün mahzuftur. Ne'am çünkü onu ifade ediyor. Ona karinedir. Artık ne gerek var onu zikretmeye. Zaten ne'am onu ifade ediyor. Evet. Ve naam lem yakum zeydün. Yani naam diyorsan, yani naam lem yakum zeydünden ibarettir fi sureti saniyeti. Ve li tasdikil kelamil müsbeti fil istifhami. İstifhamda da, istifhamda da, müsbet kelamın nesidir? Müsbet kelamın tasdikidir. Onun için de tasdiktir. Ve li tasdikil kelamil menfiyi fil istifhami. İstifhami bir kelamda yani edati istifhamla yani sorguyla soruyla kurulmuş bir cümleye neem getiriyorsun İster o kurulmuş istifhami cümle ister menfi olsun ister müsbet olsun fark etmez neem cevabında verilir ve neem de tasdikidir mesela e kâme zeydün dediğinde sen neem diyorsan yani e eh, kâme Elem yakum zeydin. Zeyd kalkmamış mı? Naam yani kalkmamış. Evet. Ke kavlike naam limen kale ekame zeydin. Ki bu cümle müsbettir, istifhamdır. Müsbettir. Kame zeydin. Edat-i nefi yok. Müsbet. Bir de istifhamidir. Hemze var başında. Ev kale elem yakum zeydin. Bu lem yakum zeydin de menfidir menfi ve istifam var. Hemze var başında. Aa, ey naam kame zeydün. Birincisine neam diyorsun. Senin tek naamın neden ibarettir? Kame zeydünden de ibarettir. Yani Neam onun görevini de yapıyor. Hem naam kendi görevini hem de kame zeydünün görevini. Yani kame zeydünü orada hazb ediyoruz. Fi suretul Ve naam len yakım zeydün fi sureti saniyeti. Evet demek naam tasdik içindir. Ve huve kavluhu bu naamın hem müsbet hem menfi haberde hem müsbet hem menfi istifhamda naam illa onların tasdiki oluyor dedik. Peki bu dememiz nereden çıkarılıyor? Niye musannif söylememiş? Niye muğni sahabi söylememiş? Diyor kardeşim biz bu anlattıklarımızı musannif işte şöyle söylemiş ve ve bizim bu söylediklerimiz kavluhu muğni sahibinin sözüdür. Ne demiş? Ha, bu sözü ve kezalike izâ kale ekâme zeydün ev elem yakum zeydün bak diyor ve kezalike aynen o müsbetü menfi haberdeki gibidir İza kale ekame zeydün ev elem yakum zeydün a böyle de dese istifami söylese yine naam onun tasdikidir. ah, işte adam söylemedi mi? Söyledi. Yani şarah söylemişse demiyor ki ben söyledim ama matın yani metin sahibi söylememiş öyle bir şey yok. Ve benim bu söylediklerim kavluhu işte Mughni sahibinin sözü ve kezalike abudur. Benim bu söylediklerim abudur. Ey ve kezalike kavluke na'am ve kezalike aynen önceki na'am, haberdeki na'am, haber. Bak dedik ya, kame zeydun haberdir. Lem yakum zeydun haberdir. Abu habere nasıl cevap na'am ile yapılır? Burada da ve kezalike kavluke na'am ize kalel qaylu e kame zeydun. Müsbet ve istifham. Ev elem yakum Zeyd Menfi ve istifham. Aynen bunlara da yine cevap naam verilir. Yani tasdik için. Eğer tasdik ediyorsan naam diyeceksin. Eğer tasdik ediyorsan. Yani eğer birisi sana dese ki Zeyd kalktı mı? Eğer onaylıyorsan kalktığını söylüyorsan evet diyeceksin. Eğer kalkmadığını söylüyorsan Bela. Yok diyeceksin. Tamam. Ev elem yakım zeydun. Zeyd kalkmadı mı? Sen de diyorsun evet. Yani kalkmadı. Araplar ne diyorlar? Neem. Yani kalkmadı. Evet. Yani biri sana söylüyor. Zeyd kalkmadı mı? Sen Türkçe'de diyorsun evet. Yani kalkmadı. Peki Araplar ne diyor? Soru sorarlarsa. Elem yakım zeydun. Zeyd kalkmadı mı? Araplar cevabında ne diyor? Naam yani naam lem yakum Yani naam ikisine de tasdiktir. Kavluhu. Ve bela. Dedik ya. Mücmelen sıralamasını yaptı. Lef yaptı. Lefu neşir diyoruz ya. Lef yaptı. İlken altı tanesi bir aradına arada tutarak zikretti. Ondan sonra neşir ediyor. Neşir yani her birisini detaylandırıyor bu sefer. Örneklendirme yapıyor. Kavluhu ve bala, tahtassu bi icabil menfiyyi menfiyi müsbetleştirmeye hastır. Ve bela, bu bela kelimesi hayır, hayır var ya Türkçede. Bu bela tahtassu hastır, ayrılmazdır. Nesin ayrılmazıdır? Bir icabil menfiyi. Menfinin müsbetleştirmesine hastır. Yani menfi bir kelam var, sen o menfi kelamı müsbetleştiriyorsun. Yani nefi, olumsuzluktan olumlulaştırıyorsun. Ey ve bela tehtassu bi isbatil kelamil menfiyi. Menfi bir konuşmanın müsbetleştirmesine hastır. Yani ne? Olumlulaştırmasına. Menfidir, olumsuzdur. Sen belayla onu olumlulaştırıyorsun. Heberen kana zâlikel menfiyyü ister ihbari olsun, ister inşai, i olsun. Heberen kana zâlikel menfiyyü o menfi haber ister evet menfi kelam ister haber olsun, ihbari olsun yani yalan ve doğruya muhtemil bir cümle olsun. Ev istifhamen yahut da istifam çünkü istifam sorudur. Onun doğrusu yalanı yoktur. Adam soruyor. Diyor böyle olmuş mu olmamış mı? E, onun o demesi ne doğrudur ne yanlıştır. Sen diyeceksin şöyle olmuş. A, senin bu sefer doğru veya yalan olabilir. Senin dediğin ya doğru veya yalan. Ya, yalnız adam daha on bilmiyor bir şey bize ihbar etmiyor ki biz sen yalan konuştun dedik yahut doğru söyledin dedik. Adam bir soru soruyor. Evet. Tekulu Heberen kâne istifaman. bela Sen bela, hayır kelimesini kullanıyorsun. Kime kullanıyorsun? Limen kâle Şöyle diyene Lem yakım zeydün Zeyd kalkmamış. Sen ne diyorsun? Bela Hayır. Kalkmış. Bak. Lem yakım zeydün Söyleyen adam ne diyor? İh, haberdir değil mi? Haberdir. Bir haber veriyor. Diyor kalkmamış. E bu kalkmamış demesi yalan da olabilir, doğru da olabilir. Bu haberdir. Haberidir. Evet. Sen de buna ne diyorsun? Bela. Ey bela. Sen nasıl kalkmamış diyorsun? Kad kâme Zeyd kalkmış. Bak kad Bu müsbet mi değil mi? Müsbettir. edat nefi var mı üzerinde? Yok. Demek menfi bir kelami müsbetleştirdi, olumlulaştırdı. Kad kâme Ve tekulu bela limen kâle alam yekum zeydün. Bu sefer istifham olarak menfidir, o istifhamdır. Sen yine bela diyorsan, ey bela, kad kâme Menfisidir ha. Yani ister kuru menfi olsun, yani haberi menfi olsun, ister istifhami menfi olsun, belayla onu müsbetleştirmek vardır. Olumlulaştırmak vardır. Kad kâme diyorsun. Bak menfi değil ha. Nefi yok. Müsbet. Kâle Allahü Teala e yahsebül insanu ellen necma'a izamehu bak menfidir. Bu bir de istifamdır. E yahsebül insanu insanlar acaba öyle mi sanıyorlar? Ellen necma'a izamehu yani kemikleri çürümüş biz bir araya getirmeyeceğiz. Kemiklerini yine et giydirmeyeceğiz. Yine ruh üfürmeyeceğiz ona. O kaldırmayacağız. Mahşere götürmeyeceğiz. Mahkeme, mahkeme yapmayacak mıyız? Acaba insan o böyle mi sanıyor? Böyle mi hesaplıyor? Bela. Lennecme amen fi midi? Evet. İnsanlar hesaplıyorlar mı? Biliyorlar mı? Tahmin ediyorlar mı? Ellen necme izamehu kemiklerini toplamayacaklarımızı toplay toplamayacağımızı mı sanıyor? Bela öyle bir hesap yapmasın. Len bu sefer Necma oldu. Müsbetleştiriyor ya. Bela yani toplayacağız. Hem de hale kevnimiz ala en nüsevviye benanehu. Bu benanlar var ya e, ne diyorlar? Yani ilk mefsal. bu şeyi bile onu bile ne yapacağız? Eşitleyeceğiz. Yani daha önce neyse aynı o şekilde o şekilde getireceğiz. Burada ey bela necme'uha ellen necme'i midi. İstifham ve menfi. Ne yaptı? Bela necme'uha yaptı. Len necme'a yaptı nefi olumsuzlaş olumlulaştırdı yani nefi attı illa gibi ve قال الله تعالى ألست rabbikum. Allahu Teala ruhlardan soru, soruyor soruyor bir rabbikum. Rabbiniz ben değil miyim? Kalu ruhlar hep bir ağızla bela bak burada lestu bir rabbikum menfi midir evet menfidir ha ben rabbiniz değil miyim bela Hayır sen Rabbimizsiniz. Rabbimizsin. Yani lesu bir rabbiküm değil. Ente Rabbuna. Kalu bela. Ey kaletil ervahu bela. Ey ente Rabbuna. Felev kalu naam. Hani biz dedi ki naam cümleyi olduğu gibi doğruluyor. Olduğu gibi. E olduğu gibi doğruluyorsa burada Allah-u Teala diyor ben sizin Rabbiniz değil miyim? o da neem dese evet değilsin olurdu. Çünkü neem cümleyi olumlaştı yani çevirmiyor. Olumsuzluğu olum olumlulaştırmıyor. Olumluyu olumsuzlaştırmıyor. Onun için neem madem menfiden sonra geldi lestu bir rabbiküm neem desek evet leste bir rabbina diyecektik. Ne'uzu billah. فَلَوْ قَالُوا O zaman hepsi ne olacaklardı? Kafir olacaklardı. Çünkü naam olan cümleyi aynı halde tasdik ediyor. E o demiş biz Rabbinin ben Rabbiniz değil miyim? E ediyor diyor. Evet Rabbim, Rabbimiz değilsin o zaman. Nauzu billah. Burada dersimiz son olsun. İnşallah eceli daha sonraki derste لم يدوم اجل جيس واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين